yoksullaşan, işte sürekli sistemin dışına itilen milyonlar, milyarlarca insan var dünyada. Türkiye'de de aslında bunun, yani bütün bu neoliberal politikaların, yani bu sistemi, bu neoliberalizmi bir kalıcı hale getirmek için iktidara gelen bir AKP iktidarı açısından da oy kaybının, işte gerilemenin çok önemli zeminlerinden bir tanesi bu. Dolayısıyla neoliberalizmin artık tüm yıkıcı sonuçlarının ortaya çıktığı bir süreçte ve bunun emek alanındaki sonuçlarının yaşandığı bir dönemde gerçekten emek siyaseti ana muhalefet partisinden sosyalist partilere kadar, solun tüm kesimlerine kadar herkes açısından çok temel bir dinamik. Yani bugün Türkiye'nin en büyük sorunu ne? İşsizlik. Yani 2008 krizinin rakamlarına geldik. 2001 krizinden çok daha, yani 2002 seçimleri olduğundaki işsizlik galiba 8.4'müş. Son şu rakam 12.8. 12.4 son 4 rakam. 4. Ama tabii bu dar tanımlı işsizlik. Şu an 7 milyonu aştı işsiz sayısı. 7 milyon 200 bin son rakam. Yani her 4 gençten bir tanesi işsiz. Büyük kentlerde her 3 genç kadından biri işsiz Türkiye'de. Ve bundan kendileri de rahatsız. Büyük bir istihdam işte seferberliği başlattı. İşte TOB'un şeyinde, Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı, Çalışma Bakanı bunu hayata geçiriyor. Dün açıkladı. 1 milyonun üzerinde yeni istihdam var deniyor. Şimdi bu tür şeylerle, teşviklerle, bütün işçilerin kazanılmış tüm haklarını ortadan kaldırarak, işsizlik sigortasının fonundaki parayı doğrudan sermayeye aktararak, 21 Nisan'da bir tane genelge, Bakanlar Kurulu kararı yayınlandı, genelge yayınlandı. İşsizlik sigortası fonundaki parayı %30'dan %50'ye çıkarttılar hükümetin kullanabileceği payı. Yani bütün kaynakların sermayeye aktarıldığı bir takım şeylerle işte yapay istihdam artışları belki sağlanabilir ama yatırım olmadan istihdam olmaz. İstikrarın olabilmesi için de, yani yatırımın olabilmesi için istikrar lazım, demokrasi lazım, bir güven ortamı olması lazım veya işte iş cinayetleri. Bugün Türkiye'de biz her 4-5 işçi arkadaşımızı her gün iş cinayetlerine kurban veriyoruz.